Uzun zamandır YouTube'da takip ettiğim yapay zeka etiketi sonunda duyuruldu. Geçen günlerde duyurulmasının ardından hemen topluluk kısmında bir duyuruyla bunu sizlerle paylaştım. Topluluk kısmındaki paylaşımım sonrasında insanların kafasında birçok soru olduğunu gördüm. Ve bu konu hakkında bir video çekmek istedim. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ümit. Direkt konuya sizin sorularınızdan başlıyoruz ve daha sonrasında ise bunu temeline kadar, ince detaylarına kadar işliyoruz. İlk sorumuz ve en çok gelen soru: ben Elevin Labs'ten ses kullanıyorum ve videolarımın altına bunu ekliyorum. Ben bu seçeneği işaretlemeli miyim? Evet, işaretlemelisiniz. Peki hangi durumlarını işaretlemelisiniz? 1. Kendi sesinizi kullanlayıp İngilizce, Almanca, işte Fransızca herhangi bir dile çevirdiyseniz Elevin Labs'ten kullanmanız gerekiyor. 2. Başkasının sesini o siteden kullanıyorsanız yine yapay zeka sesi olduğu için gene işaretlemeniz gerekiyor. 3. Kendi sesinizi kendi dilinizde yine yapay zeka aracılığıyla seslendiriyorsanız burada çok ufak bir şekilde kullanmayabilirsiniz. Yani her seçeneğini seçebilirsiniz. Hem sesin sahibi sizsiniz hem de ses aynı dilde çevrildiği için. Ancak bu tarafta kendi belgesini oluşturduğu için metadata'da kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kanalınıza olumsuz anlamda bir etkisi yok bu etiketin. Bir sonraki sorunuz ise, Sunay.ai'den müzik üretiyorum. Bu şekilde yaptığım zaman ben evet'i seçmeli miyim? Evet arkadaşlar, müzik oluşturduğunuzda yapay zeka ile oluşturduğunuz için evet'i seçmelisiniz. Herhangi bir ses programıyla da ses oluşturursanız bunu kesinlikle seçmelisiniz. Seçmiyorum lan, boş bırakıyorum derseniz veya hayır seçerseniz tüm videolarınızda, peki ne olur? Eğer bir videonuzda yapay zeka içeriği varsa ve siz bunu seçmediyseniz, boş bıraktıysanız, hayır dediyseniz, bu algoritma tarafından algılandığında ve tespit edildiğinde hem kanalınızın izlenmelerini hızlı bir oranda düşürüyor, hem de videolarınızın, yani yapay zeka videolarınızın önerilmesini hızlı bir şekilde düşürüyor. Yani bu şekilde kanal puanınız düştüğü için olumsuz etkisi kanalınızı olabilir. Ben hiçbir şey risk atmak istemiyorum deyip de hepsini evet diye seçerseniz bu da yanıltıcı duruma giriyor arkadaşlar. Bu da kanalınıza olumsuz etkisini gösterebilir. O yüzden nerelerde kullanıp nerelerde kullanmayacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Ve en önemli soru: bu özellik YouTube para kazanmamızda etkili olacak mı? YouTube para kazanmanızda olumlu veya olumsuz herhangi bir etkisi bulunmuyor arkadaşlar. Ancak şunu söylemek istiyorum: bu özelliği seçmediğinizde video önerilmeleriniz düşeceği için doğrudan bir gelirlerinize düşüş sağlayacak. Yani paranız, örnek veriyorum, 1000 kazanacaktınız ama artık 100 kazanacaksınız çünkü önerilmelerinizi düşürüyor. Bir sonraki seçenek ise, ben bu seçeneği seçtim, artık tüm yapay zekalı özelliklerden para kazanabilirim yanılgısı. Hayır, böyle bir durum da yok arkadaşlar. Siz bu özelliği seçtiğinizde sadece bu videoda yapay zeka kullanıldığını söylüyorsunuz. Kesinlikle para atma garantisi size vermez. Eğer içeriğiniz tekrar eden içerikse yine para kazanamazsınız. Videonun buradan sonrasını izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü her şeyi detaylıca inceleyeceğiz. YouTube'un bize verdiği tüm kaynaklara bakıyor olacağız. Kısa bir hatırlatma: YouTube'da gelişmenizi hızlandırmak için bir e-kitap çıkarmıştım. Geçen günlerde güncellemesini aldı ve her güncellemede ufak da olsa bir fiyat artışı oluyor. Eğer senin de ilgini çekerse kitaba göz atabilirsin. Şu ana kadar kitabı satın alıp ve güncellemelerini indiren 100 kişiye de teşekkür ediyorum. Bir dahaki güncellemeye kadar yeni bilgiler içerisinde eklenmiş olacak. Devam edelim. YouTube'un ilk önce bize gösterdiği blog sayfasına bakıyoruz. Blog sayfasında gözümüze ilk çarpan şey ise özel efekt içerenler, gerçekçi olmayan animasyonlar ve diğer türlü yapay zeka ile üretilen içerikler için açıklamanızı talep etmiyoruz diyorlar. Bu da doğru bir şey arkadaşlar. Yani şu anki kullandığımız, baktığınız zaman bu içerik yapay zeka ile üretilmiş ya da bu içerik gerçek değil dediğiniz andaki içerikler için bildirmenize gerek yok. Aşağıda zaten örneğini veriyor. Şimdi bir de açıklama getirmeniz gerekenler var, yani etiketi kullanmanız gerekenler. Gerçekçi bir kişinin benzerliğini kullanmak. Bu şu anda deepfake olayı, yani benim yüzümü herhangi bir objenin üzerine atmak veya benim sesimle herhangi bir şekilde benim söylemediğim bir şeyi söyletiyorsanız bu yapay zeka içeriğine giriyor ve bu mutlaka ve mutlaka mizahi amaçlı ise para kazanmanız açılıyor. Eğer mizahi amaçlı değil, ya ben mizah ediyorum
ama yalan söyletiyorum adamı. Eğer bu da kabul değil arkadaşlar, mizahi amaç içermediği durumlarda deepfake olayını YouTube kesinlikle kabul etmiyor. Gerçek olayların ve yerlerin görüntüsünü değiştirmek, bildiğiniz gibi arkadaşlar yapay zeka çok ilerledi ve hızlı bir şekilde yanmayan bir binaya yangın varmış gibi gösterebiliyoruz ya da şehirde bir fırtına çıkmış gibi gösterebiliyoruz. Böyle şeyleri yapabildiğimiz için sahte habercilik de doğuyor ortaya. Örnek verip İstanbul'da Şişli'de şu anda bir yangın var, koşun diyebiliriz ya da afet döneminde olduğu gibi baraj patladı, bir patlamış baraj videosu hızlıca üretebiliriz ve bunları bildirmeniz gerekiyor. Yani burada sahteciliğin önüne geçmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Peki neleri göstermeyeceğiz? Bir kere güzellik filtreleri ve diğer görseller, hani hayvan emojisi falan var ya suratımıza yaptığımız, bunları bildirmenize gerek yok. Arka plan bulanıklığı, şimdi o da yapay zekaya girdiği için onu da bildirmenize gerek yok arkadaşlar. Arka tarafınızda herhangi bir şekilde, mesela ben gözüküyorum ve arka tarafımda farklı şehirler ve farklı insanlar dolaştığı gibi bir efekt veriyorsam, bunu da bildirmenize gerek yok. Renk ayarları yaparız arkadaşlar. Yani biz renk tonlamalarını düzeltiriz herkese güzel gözüksün diye. Bunu da bildirmenize gerek yok. Şimdi burada şu mevzu var. Animasyon ve fantastik bir dünyada tek boynuz ata binen biri için gerçekçi olmadığı için açıklamanız gerekmez arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. İçeriğiniz bakıldığı anda abi bu yapay zeka, bu gerçek değil zaten anlamı veriyorsa bunda etiket kullanmanıza gerek yok. Ama bakıldığı zaman etiketiniz anlaşılır değilse, yani bu yapay zeka mı yoksa değil mi tereddütüne kalıyorsanız etiketi kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Şu anda videonun yayınlandığı tarih itibariyle bu etiket sadece mobil cihazlarda görebiliyoruz arkadaşlar. Bunun dışında hiçbir cihazda göremiyoruz. Yani masaüstü versiyonda, tablet versiyonu veya televizyonda bu etiket şu anda gözükmüyor. Sadece mobilde gözüküyor, ancak kısa zamanda tüm uygulamalar içerisine entegre edilmiş olacak. Sen eğer bu tarz videolar ücretsiz olarak gelmesini istiyorsan aşağıdan beğen butonuna basmayı unutma. Videoya devam edelim. Ve ben Soran'ın da videosunda üzerine basa basa söylediğim C2PA standardını artık tüm firmalar kabul ettiğini söyleyebiliriz. Başta da YouTube olmak üzere. C2PA nedir arkadaşlar? Kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bir video oluşturduğunuz yapay zeka ile ve bunun metadatasında şu bilgiler içerecek. Bu video işte sonra yapay zekası ile üretildi, işte şu saniyelerde üretildi, şu tarihte üretildi, şu kullanıcı tarafından üretildi gibi bilgileri metadataya ekleyecekler arkadaşlar. Yani bu içeriğin yapay zeka ile üretildiğini belirten bir metadata bilgisi olacak bu. Bunun sertifikan adı da C2PA. Sonra videosunda da değindiğim konu arkadaşlar, yeni bir telif sisteminin entegre edilmesi. Bu ne demek arkadaşlar? Örnek veriyorum, bir yapay zeka ile içerik oluşturduğunuz zaman bu içeriğe ben, mesela benim yüzümü aldınız, kullandınız. Ben size şunu diyebiliyorum, bu içerik benim ve benim aleyhimde kötü sonuçlar doğuruyorsa ben bunu kaldırma talebinde gönderebilirim. Kaldırma talebi de aynı zamanda kanalınıza uyarı ihtarı olacak, geleceği için kanalınızın performansını düşürebilir. Burada dikkatli olmanız lazım. Mizahi amaçla kullandığınıza dikkat edin. C2PA sertifikasının detaylarını merak ediyorsanız kendi sayfasından kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gerçek sayfaya dönersek, yani asıl bizi ilgilendiren sayfaya bakarsak bize ne diyor? YouTube burada diyor ki biz diyor kullanıcılar diyor bu etiketi kullanması için teşvik ediyoruz diyor. Ancak bu durum böyle değil arkadaşlar. Hemen aşağıda da gördüğü gibi bu bildirimleri zorunlu tutuyoruz diyor. Yani biz teşvik etmiyoruz aslında. Yani sen bunu bildirmek zorundasın. Başka çaren yok. Burada da bize 3 madde geliyor videomuzun altında. Birazdan onu da göstereceğim sizlere. Burada gösterdiğim gibi bu sahneleri bildirmeniz gerekiyor. Ama bu maddeleri abi anlamak çok zor ya. Yani işin içerisinde olmayan biri için bu maddelerle tüm süreci anlamak çok zor. Şimdi direkt örneklere geçersek. Abi az önce de söyledik, güzellik filtresi kullandığın zaman bildirmene gerek yok. Ama bir kişinin yüzünü değiştirerek dijital olarak üretmek veya değiştirmek, yani benim yüzümden başka bir kişinin yüzünü aktarmak, yani deepfake yaptığın zaman bildireceksin abi. Bilindik bir araba takibi sahnesi, film aslında yerde almayan bir ünlüyü eklemek veya dijital olarak değiştirmek. Örnek veriyorum ki
Hızlı ve Öfkeli'de herhangi bir sahnede Toretto'yu alıp yerine Ronaldo'ya koymak gibi arkadaşlar. Böyle bir şey yaparsanız da bunu bildirmek zorundasınız. Bu da deepfake'e giriyor aslında. Ses manipülasyonu sayesinde tıbbi bilgiler vermek kesinlikle yapmayın arkadaşlar. Bu aralar çok fazla tıp kanalı var, ancak eğer burada verdiğiniz bilgi yanlış ve yanıltıcı bilgisi, yani tıbba uymayan bir bilgi ise kanalınız kapatılır ve bunun realde de cezaları var arkadaşlar, yanlış bilgilendirmekten. Yani özellikle Amerika'da olan bir kanalsanız, yani globale oynuyorsanız ki orada kurallar daha katıdır, direkt sizi dava edebilirler. Ve az önceki söylediğim gibi gerçekçi bir şekilde bir füzenin gerçek bir şehri ateşlendiğini göstermek. Örnek veriyorum, Amerika bizi vuruyor, işte rokete çıktı, hatta canlı yayınla yayınlıyor deyip bir roket videosu yapabilirsiniz ve en sonunda Türkiye'ye çakılabilir. Bu tarz şeyler yaptığınızda da bunlar manipülasyona ve aynı zamanda da sahte bilgiye girdiği için bildirmek zorundasınız. İlgilendiren kısımlara gelip buradan bakarsınız. Çünkü burada maddeler önemli değil. Zaten yapılmaması gereken şeyleri öğrendiğinizde diğer maddelere gerek duymuyorsunuz ve hızlıca maddeleri geçiyoruz. Yapay zeka olarak müzik üretmek. Burada YouTube'un müzik kitaplığında kullansanız veya kullanmasanız hiç önemi yok. Yapay zeka ile müzik üretiyorsanız kesinlikle kabul edilmiyor arkadaşlar. Yani bildirmeniz gerekiyor kabul edilmiyor derken. İkincisi, az önce söyledim, seslendirme için bir başkasının sesini kullanmak. İster evinin ister Eleven Labs olsun, ister Mufi olsun, fark etmez arkadaşlar. Hangi ses platformunu kullanıyorsanız kullanın. Kendiniz GitHub'dan indirdiğiniz projeyle isterseniz oluşturun, fark etmez. Bir sesi kullanıyorsanız bunu bildirmek zorundasınız arkadaşlar. Az önce söylediğimiz gerçekçi birinin yapay olarak görüntülerini oluşturmak gibi. Yine az önce söylediğimiz gibi iki gerçek profesyonelin yaptığı tenis maçında farklı kişiler varmış gibi olaylar oluşturmak. Birbirine tavsiyede bulunuyormuş gibi göstermek, abi bu çok önemli. Örnek veriyorum, benim yanımda hemen işte atıyorum ki Orkun Işıtmak var ve bize şunu söylüyor. Diyor ki sen işte Ümit'in kanalını takip etmelisin, çok başarılı bir kanal. İşte buradan işte öğrendiklerinizle milyonlara ulaşacaksınız dediğinde, gerçekten bunun Orkun Işıtmak tarafından söylediğin önemi var. Eğer sahte olarak söyleniyorsa bu da sorun oluşturuyor arkadaşlar. Bir de şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Gerçek içeriğin akışını değiştirme durumu da var. Burada da bildirmeniz gerekiyor. Örnek veriyor burada hemen. Popüler bir şarkıcı canlı performansına nota kaçırmış gibi yapıyor. Abi burada normalde olmayan bir şey seslerle oynayarak yapıyorsanız bunu da bildirmeniz gerekiyor. Şimdi bundan sonraki maddeleri hızlıca söyleyeceğim mi? Burada önemli olan şu. Yapay zeka çılgınlığı dediğimiz bu çılgınlık çok hızlı ilerlediği için ve çok hızlı gerçek videolar üretebildiği için, yani daha doğrusu dikkatli bakılmadığında gerçek olan videolar üretildiği için burada şu maddelere uymanız gerekiyor ki bunların türevlerini düşünün arkadaşlar. Kesinlikle bu maddelere bağlı kalmayın. Hastane çalışanları hasta ve yaralılar geri çeviriyormuş gibi göstermek. Kamuya mal olmuş bir kişi çalmadığı bir şey çalmış ve bunu itiraf ediyormuş gibi göstermek. Gerçek bir kişi tutuklanmış veya hapse atılmış gibi göstermek. Buradaki ifadelerde az önceki söylediğim gibi yapay zekanın hızlı üretmesinden kaynaklanıyor. Eğer siz de bunların türevlerini, yani sahte bir içerik oluşturuyorsanız bu çok önemlidir. Ve bildirmeniz gerekiyor ve zaten YouTube'da eğer aşırı bir sahtecilik, yalancılık içeriyorsa bu tip kanallara izin vermiyor zaten. Çünkü bu da yapay zekanın dışında topluluk kurallarına aykırı. Peki bunu nasıl işaretlememiz gerekiyor arkadaşlar? Hemen bunu söylüyorum. Hemen aşağıda bulunan kalem sekmesinden ayrıntılara geliyorsunuz ve sayfayı aşağıya kaydırıyorsunuz. Aşağıya kaydırdığınızda zaten değiştirilmiş içerik kavramı karşınıza çıkıyor. Videoyu yüklerken de aynı sayfa karşınızda çıkıyor hemen burada. Oradan da seçebilirsiniz ve video yükledikten sonra buradan da seçebilirsiniz. Shorts içeriklerinizde de bu durumu seçebilirsiniz. Az önce bahsettiğimiz gibi burada dikkat etmeniz gereken bir önceki maddelerdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben Ümit. Eğer bu tarz videoları beğendiysen kanalıma abone olarak destek edebilirsin ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.